Evet arkadaşlar, kıymalı enginar dolmam pişti. Sunuma hazır. Bezelye eşliğinde bu muhteşem, sağlıklı, fresh yemeği sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar. Serve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı enginar dolması yapıyorum. Daha önce de kıymalı enginar dolması yapmıştım fakat bu tarifim farklı olacak. Bunun içerisine şöyle dün pazardan çok güzel bezelye buldum. Gerçek bezelye bakın. Şimdi bezelyelerimi temizleyeceğim. Enginar dolması yapacağım ama aynı zamanda bezelye ile birlikte de pişireceğim. İki yemek bir tencerede pişecek. Muhteşem lezzet olacak. Bunun için 300 gram dana kıymam var. Tek çekilmiş. Bir demet taze soğanım. İri doğranmış kuru soğanım var. Ev salçam. İçerisine bir fincan pirinç koyacağım arkadaşlar. Fazla değil. Dereotum, zeytinyağım. Ev salçam tuzlu olduğu için dolmanın içerisine artı tuz koymayacağım. Siz dilerseniz koyabilirsiniz. Yapım aşaması. Bezelyelerimizi temizleyerek şu şekilde işe başlıyoruz arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu şekilde temizliyoruz bezelyelerimizi. Arkadaşlar enginarımız bu şekilde. Dün aldım ben pazardan. Hemen bir günde rengi bozuluyor. Onun için suda ıslattım. Şöyle dip kökünü biraz alıyoruz. Bir de şöyle ilk kart yapraklarını temizliyoruz. Bakın daha sonra şurayı düzeltiyoruz. Enginar dolması yapıyoruz. Şimdi genelde bunu restoranlarda uçlarını kesiyorlar ama bizim Tire'de bu kesilmez arkadaşlar. İzmir'de de kesilmez. Şöyle açacağız. Bunu şöyle vurarak da açabilirsiniz. Benim cam masa şimdi vuramıyorum. Size açarak göstereceğim. Buradaki püf noktasını söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka olmazsa olmazı şudur. İçerisindeki tüylerini, şöyle tüylerini görebiliyor musun? Şöyle bakın. Bu tüyler kaşıkla temizlenecek arkadaşlar. Şöyle bir kaşık yardımıyla şunlar yemekte olmaz dolmada. Bunları itinayla güzelce çanağını, içindeki o beyaz eti var ya enginarın, onu zedelemeden bu şekilde temizliyorsunuz. Arkadaşlar bunu özenle yıkayacağım. Bakın bazen bu aralarda küçük böcekler olabiliyor. Bunları böyle böyle açarak tek tek yıkayın. Yıkadınız ve tüyünü temizlemiştik ya. Tekrar suyun altında kalan tüy var mı diye şöyle yapın. Bir tatlı kaşığı tuzu şöyle suda erittim arkadaşlar. Daha sonra bir adet limonu şöyle suda sıkıyorum bakın. Limon suyu çıktı. Bu hazırlamış olduğum suda enginarımız bu limonlu tuzlu suda bekleyecek arkadaşlar. Ara sıra çevirin. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle vurarak da enginar dolması yaparken enginarınızı açabilirsiniz. Bakın nasıl güzel açıldı, gördünüz mü? Bu şekilde de vurarak açabilirsiniz. Bir fincan pirincimi bol suyla yıkadım. Üzerine örtecek kadar sıcak su döküyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir de kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızı yavaş yavaş eze eze kavuruyoruz. Evet arkadaşlar bakın kıymamız ayrıldı, tel tel kavruldu. Bu aşamada bakın patırtı sesi geldi. Şimdi iri doğramış olduğumuz kuru soğanı ilave ediyoruz. Soğanlar eriyene kadar kavrulmaya tekrar devam edecek. Kısık ateşte soğanların erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımız eridi. Lezzetini kıymaya verdi. Karamelize oldu. Şimdi kıyma çok lezzetli oldu. Şimdi lezzetini artırıyoruz. Bir yemek kaşığı ev salçasını güzelce kavuruyoruz ki kıymaya ve soğana domatesimizin lezzeti geçsin.
domates salçamızın. Yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Bunu da şöyle bir kere karıştırdıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz bir demet taze soğanını ilave ediyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmaz arkadaşlar, bahar yemeği taze soğan. Fakat taze soğanımızı kuru soğan gibi kavurmuyoruz. Bir dakika sadece çeviriyoruz. Lezzeti geçsin. Daha sonra içerisine doğramış olduğumuz dereotunu ilave ediyoruz. Hemen bakın bir iki karıştırdım. Çünkü pişecek tekrar. Bu dolma için hazırlıyoruz şu anda. Bir fincanda pirincimizi sıcak suda kabarttık. Onu ilave ediyoruz. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Bakın. Hepsi güzelce kavruldu. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 5 dakika pirinçler kıymanın yağını çeksin. Enginar dolmamızı dolduracağız. Arkadaşlar bakın tencerenin dibinde yağ kaldı. Şimdi bu yağı bezelyeyle alacağız. Yıkamış olduğumuz bezelyeleri içerine bu şekilde bırakıyoruz. Ve 1-2 dakika kalan yağla sote yapıyoruz. Yani şimdi tencerenin dibindeki hem yağı değerlendiriyoruz. Çünkü kıymamız kavruldu. En lezzetli yeri bakın bezelyeler nasıl yağlandı. Şimdi 2 dakika fazla değil. Arkadaşlar bakın doldurdum ben 2 tanesini. Şimdi 2 tanesinde bakın taze soğanlarını kavurmadım. İçinde parça halinde görünüyor. Çünkü görünmesi lazım. Şu şekilde enginar dolmamızı dolduruyoruz. Çok güzel oldu içinin harcı. Güzelce dolduralım içine. Bu şekilde hazır bir tanesi daha. Şimdi bunu da dolduralım. Kalan kıymayı da paylaştıracağım 4'e. Bu yemek tam 4 kişiliktir arkadaşlar. Siz artırabilirsiniz ölçüyü, eksiltebilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle kaşıkla yerleştirin. Arkadaşlar bakın tencerenin dibinde yağ kaldı. Şimdi bu yağı bezelyeyle alacağız. Yıkamış olduğumuz bezelyeleri içerine bu şekilde bırakıyoruz. Ve 1-2 dakika kalan yağla sote yapıyoruz. Şimdi tencerenin dibindeki hem yağı değerlendiriyoruz. Çünkü kıymamız kavruldu. En lezzetli yeri bakın bezelyeler nasıl yağlandı. Şimdi 2 dakika fazla değil. Hemen kavuruyoruz bu şekilde. Bezelyeli enginar dolmamızı bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi ocağa gidiyorum. Kıymalı enginar dolmamızı doldurdum. Şimdi bezelyeyi de kavurdum kıyma yağında. Şu anda sıcak suyum kaynıyor. İçine ilave ederek pişirmeye devam edeceğim. Fakat sizlerin bu güzel manzarayı görmenizi istedim arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sağlık şifa olsun herkese bu güzel sağlıklı yemeğim. Şimdi üzerine şöyle sıcak su ilave ediyoruz bakın. 2 su bardağı sıcak su döktüm. Şimdi de 3. su bardağı sıcak suyu ilave ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kahve ocağında yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar şunu tutuyoruz. Bakın yaprak kolaylıkla çıkıyor. Bu da demektir ki enginarımız pişmiş. Bezelyesinden aldım bir tane. Yumuşacık olmuş. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar kıymalı enginar dolmam pişti. Sunuma hazır. Bezelye eşliğinde bu muhteşem, sağlıklı, fresh yemeği sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Videomu izleyip eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı
beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkta kalın, mutlu kalın. İşte arkadaşlar biz enginarı şu şekilde önce şurasını şu şekilde sıyırarak tüketiyoruz. Daha sonra yavaş yavaş şu şekilde çanak yapraklarını bitirdikten sonra kıymasını yiyoruz. Bu şekilde şu güzel kıymamızı şu şekilde göstereyim size. Enginarımıza ulaşıyoruz. En sonunda da enginarımızı yiyoruz. Bu şekilde bu sıralamayla İzmirliler enginarımızı bu şekilde tüketiyoruz.